Evet, Firhane'ye hoş geldiniz. Yine bu hafta toplandık burada boş boş konuşmak için ve her hafta olduğu gibi yine sürpriz bir konuğumuz var. Ve Utku bu kişi Türk ve yeni deri ceketi. Hoş bulduk arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çünkü... Çok uzun zamandır takip ediyorum bu kanalı. Beğeniyorsun. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Sen deri ceketi yeni mi aldın? Bir süredir çünkü seni her yerde bununla görüyorum. Bir süredir dedim, bir kere gördüm. Deri ceketi takside devam mı kanka? Gerçek deri mi? Biz kredi kartı kullanmıyoruz, ikimiz değil tabii ki. Saçma ama gerçek deri. Deri mi yapıyordu kanka? Müge Dik de öyle diyordu, sonra tüyler gerçek çıktı. Eminim. Baktırdım. Ayça'da kürk giyiyordu abi geçen hafta. Doğum sonrası dedi, siktir et dedi. Ben abi üşüyorum dedi. Lonsayım dedi, kürk giyiyordu abi, tavşan. Alfred'i kestik evde. Alfred'i mi kestiniz? Çok iyi ettiniz. Arkadaşlar neyse, Nilperi buradayız. Nilperi hoş geldin. Arkadaşlar kim geldi ya? Ekim. Benim teyzemin kızı geldi biliyorsunuz, benim akrabam çıktı kendisi. Evet, evet. O Nilperi'yi getirecektiniz yalancılar diyen adam umarım izliyorsunuz. Şu anda utanıyordur inşallah. Utanıyordur. İşte sanmıyorum. Burada. İşte burada. İşte buradayım. İşte bizde yalan yok kardeşim. Evet, Nilperi hoş geldin. Asla. Hoş bulduk. İstiklal Caddesi'ne rahat rahat yürüyebiliyor musun? Artık yürüyemiyorum. Sizinle görüştüğümden beri. Kısa motor sayesinde mi? Sizin sayenizde kesinlikle evet. Nilperi inanılmaz yükseldi. Hollywood'dan teklifler yağıyor. Tabii ama bunları söylemeyelim. Söylemiyoruz. Burada müjdesini vermedik. Arkadaşlar Game of Thrones'un spin-off'unda bizden duymuş onu. Khaleesi'nin gençliğini oynuyor Nilperi. Gençliğini abi. Kızı 17 yaşında. Hasan'cığım sen bakıyorum Nilperi'nin yanında ekibin alfası olmaya adaysın. Yok ben programı çok konuşmayacağım. Yok. Nilperi'ye sadece bakarak geçirmeyi düşünüyorum. Çok İzin olursa. Tabii ki bakışalım böyle. Nilperi Hasan'a sarılırken bize zoom yapmayın yalnız. Şöyle bakıyoruz. Kutucuğum siz dönüşümlü mü oturmak? Evet, yarım saat sonra ben geçiyorum. Hayır, doğal olarak öyle bir şey olmaz. Karşı Kaan o zaman. Ayıptır abi, Utku da bekliyor evet, sizin abi. Kadar bu kızı. Ben hep burada oturdum, yerimi hep bırakmıyorum. Ben hep buradayım. Bana ne abi? Sen de bak. Ben bu anı 3 aydır bekliyorum. Aylarca Hasan'ın yanında oturdum ya. Bunun için. Gerçekten öyle. Evet, biraz utanç verici anlamda. Utanç verici anlamda geride bırakıyorum. Arkadaşlar sakin olun. Kız buradan çıktıktan sonra arkadaşlar uzaklaştırma emri alacağından ben emin gibiyim. Evet Kaan'cığım. Evet bu arkadaşlar. Enerjimiz yüksek. Günde bir günün mana ve önemiyle başla. Günün mana ve tek müjdemiz Nilperi değil bu hafta. Aynen çünkü öyle. Seçimler sonuçlandı. Nilperi ile gelen bir barış dalgası. Nilperi kadar mutlu edici bir haber olmasa da seçim güzel sonuçlandı. Nilperi kadar iyi bir haber olmasa da ülke kurtuldu. Ama gene de Nilperi geçemedi tabii ki bu. İzlediniz mi? Kaçta uyudunuz o gece? Uyumadık gibi. Uyumadık. Gece 5'te hala sonuçları bekliyorduk değil mi hepimiz? Anadolu Ajans skandalı. Mı diyoruz? Skandal mı diyoruz? Dağlı girdi. Yürü be. Değil mi? Gerçekten çomarlık mı diyoruz? Anadolu Ajansı bizi mahkemeye veremez nasıl olsa. Kapansın mı diyoruz? Kapansın. Özelleştirilsin diyoruz. Nilperi Şahika yazsın. Ayy! İşte bu be. Ulan Çibuki Agency mi hayvan? Arkadaşlar bunlar hep inside joke'lar. Aşırı ünlüleri izlemeyen anlamaz. Çibuti mibuti. Tabii evet. Ne diyoruz seçime? Seçim için zaten inlerde outlarda bugün coştuk. Uzun bir inler outlar sekansımız oldu. Tahminlerimizin çoğunun tutmaması güzel oldu tabii ki. Biz tamamen kaybedeceğimizi düşündük. Ve buna göre bir yayın yaptık. Buradan evet. İstanbul, öyle Ankara. Mi? Evet. Tamam. Seçimden önce ya bir yayın WhatsApp yapmıştık. Gruplarında da hani seçim öncesi böyle bir arkadaşla umutlanmıyoruz bu sene. Yok bir şey olmayacak falan derken. Gerçekten hiç umudumuz yoktu lan. Alevler, kimse de ateşler yoktu. Kimde var? Burada umutlu olan var mıydı? Burayı Türkiye'de kimse yoktu ki. Bence. Aramızda benim umutlu olan var mıydı? Benim maalesef bunu itiraf ediyorum her seçimde. Bir umudum var mıydı? Çok az olsa da. Ay canım benim. Burada şimdi Nilperi'nin yumuşak yüreğini oynuyor. Olsun oyna. Oyna Kaan'cığım. Onlar hep aramızda. Aynen. Sen hep umutlusundur be Kaan bu dünyadan. Baskıcı iktidar partimize büyük şehirlerde elveda aynen dedikten öyle. Sonra elveda... çok yakın bir temas, onların bir ürünü mahsulü olarak görebileceğiniz bir kişiye geçelim diyorum ben. Erkan Petekkaya. Geçelim. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde bir uçaktan alkollü olup olay çıkardığı için atıldı. Nilperi'ye bir soralım, oyuncu tayfa mayfa. Tanışmışlığın var mı Erkan Petekkaya'yla hiç? Biz onunla birlikte çalışmıştık. Nasıl evet. Ya? Ha, öyle bir geçer zamankinde tanışmıştık. Çok fazla sahnemiz yoktu birlikte ama orada bir şey yani... Her şey yolundaydı. Orada çünkü Zeynep Günaytan ağırlığı vardı diyebilir miyiz bir tık? O Zeynep Günaytan ooo yani. Kalbimizin sultanı. Orada kimse dövmedi diyorsun. Sete içip geldi mi? Ya, ben bunu atıp tutsam ya onu dövdü, onun üstüne yürüdü. Rating falan diyoruz.
Sarhoş geldiği için set iptal ettiğiniz olur. Arkadaşlar... Ooo kaç kere falan. Gerçekten yalnız Zeynep United'ın setinde yapamadığını biliyorum ben onu. Yani, ya, o zaman bu kadar meşhur değildi bu arada. Meşhur, bayağı iyi anlaşıldı bu arada. Hayır bu kadar değil. Meşhur bu arada. Bundan sonra Nurgül Yeşilçay meselesi de patladı aslında değil mi? Orada bir aslında, başladı bu Şiray'dan çıkmaya orada başladı mesele. Evet. Bir yani, de orada Türkiye'nin en şey aktörü benim falan gibi mevzuları falan çıkmaya başladı. Nurgül Yeşilçay olayından önce maalesef. Adana'da biz festivalde rastlamıştık. Public bir alanda yaptığı için anlatabiliriz. Evet anlatırız. Biz o bir film, şey, dizi çekimi için Adana'daydı. Biz de festival için gitmiştik. Ve bütün herkesin önünde karşısındaki kadına sınır verip cam masanın camını kırmıştı vurarak. Hay aslında kadını sinirlenmiş. Evet, evet. Kavga ediyordu. Onlar kavga ediyordu. En sonunda cama vurdu ve kırdı bayağı. Yani şimdi ne ortasında. Oluyor? Şimdi şöyle bir şey var. Çok böyle şey sosyolojik yerden gireceğim. Sosyolojik değil, psikolojik yerden gireceğim. Buyursun Nilperimiz. Çok kültürlü ve entelektüelimdir çünkü. Hasan sen biraz bana doğru gel istersen. Durumu Taci'de doğru taşımaya başladın çünkü. Yani şunu söyleyeceğim. Uzun süre yani senelerce yüksek miktarda alkol alan insanlar da artık tahammül seviyesi yerlerde olduğu için artık gitgide mesele gerçekten uçaktaki faciada biraz daha anlatsın. Arkadaşlar yani şimdi çok kötü bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten doğru söylüyorsun ha. Çünkü evet. Uçakta da aslında o şey kafa gidikliğini görüyorum. Sevgili beyefendiler, arkadaşlar bu işleri ben yapmadım. Yemin ediyorum ben yapmadım. Ben yapmadım. Bunlar benim üstüme yürüyor. Bunlar sosyal medyadan takipçi kazanacaklar. Yemin ediyorum ben yapmadım. Evet, evet. Aynen öyle. Aslında çok üzücü bir durum bu. Gerçekten yani tedavi olunması lazım böyle. Ya bu bağımlılık hani... Şey, buradan Erkan Pitekay'ın tedavi olmaya çağırıyor muyuz? Rehab. Hayır, gitmiş zaten. Vallahi. Ben bir şey diyeceğim. Yurt dışında rehabilitasyona gitmiş. Ha, arada... süper. Ama niye? İşe yaramamış, geri dönmüş. Niye tövbe edeyim ki? Yani... Bu arada mevzuamız sadece alkol değil bence ya. Evet, adam felaket maçı bir tip. Felaket maçı şeyi de yani rahatsız edici. Evet, sektördeki var. O erkek şeyini tabii de acayip iyi kullanan tabii biri. Kadınlara olan mobbingi, tacizi yani hep duyuyoruz bunu. Yani. Yani kadınlara çekici geliyor, erkekler için rol model oluyor ve bu da onun egosunu aslında besliyor. Ve maalesef. Siz bunu söyleyince iyice araştırdım YouTube'da. Bir şey söyleyeyim mi? Birçok programda koruyorlar yani. Bu durumu ne var bunda? Adam haklı, çok üstüne gittiniz falan deniyor. Bu çok Allah Allah üzücü ya. Bir şey bu. Gerçekten çok üzücü bir ya şey. Ya arkadaşlar siz böyle bir adamı nasıl mesela ne hakla korursunuz? Bu adamın bir değil, iki değil ülkede ya. Ülkede korunan adam Arda Turan, Emre Belözoğlu. Yani onun da korunması çok normal. Bu arada şey çok ilginç. Yani. Uçaktan atılırken şey falan diyor. Sadece diyor beni şu an bu uçaktan diyor siz sosyal medya fenomeni olacaksınız diye atıyorsunuz. Tam bir manyak yani ya. Yani hiçbir suçunu kabul etmeden. Ya inanılmaz bir tınarsizm bir de. Çok bu da alkol aslında. Bu arada şeye bakın, yani. Uçağa binmeden hemen önce bir Instagram'da bir şey paylaşmıştım, sonra ona baktım. Zaten üzerinde aynı şey falan var. Onu buraya bir yere koyalım da insanlar görsünler yani. Dünyanın en iyi videosu. O kafa... Onun gidikliği falan çok rahat zaten Instagram'dan falan görüyoruz. Bir 10 kere falan izlemişizdir biz herhalde. Şarkı söylüyor ama yani öyle çok mi? Söyleyemiyor falan. Muhteşem bir video. Baktıkça devleşen bir video. Ya, bir de buradaki asıl mevzu şey, yani böyle karakterler zaten var. Bu kültürün yarattığı bir şey de. Böyle karakterlerin bu sektör tarafından böyle yüceltilmesi. İşte evet o yanlış. Sürekli başvuru alması. Bir sürü kadına bunu yaptığı halde başka bir dizide tek oynaması, oyuncuların onunla oynamak zorunda kalması. Hani evet. Ya bence asıl sorun bu yani. Bir şekilde kabul ediliyor olması hala ya da işte idare edilebilir bir figür gibi davranılıyor olması yapımcı ve yönetmenler tarafından. İşte neydi ya adamın adını? Cevdet Mercan mesela. Seviyor, çalışıyor, ben Erkan'ı idare ederim diyor. Niye abi? Neden edersin? Sen edersin. Yardımcı yönetmeni, reji asistanı, kostümcüsü, partneri. Ya bunlar idare etmek zorunda mı? Ya yani setteki diğer insanlar yani. Bu arada mesele sadece idare etmek değil, diğer taraftan bu kültür seviliyor Türkiye'de. Yani bu tarz demeçlerle gazetelerin ekine konu olup, oradan da evet bak bunun böyle hayranları evet. Var, bunu destekliyor. Özellikle yani. Orta yaş kadınlardan birçoğundan yani magazin programları da sunan Nilperin dediği gibi inanılmaz bir destek var. Buradaki durumda tek çare işte yani onunla çalışan, onun psikolojik şiddetine maruz kalan insanların evet. Bir şekilde bunu dile getirmesi vesaire. Nurgül Yeşilçay getirdin onu, evet kadın gene linç yedi. Sektörel linç yedi kadın. Bir tek o değil işte. Örgüt bence olmadığı imkansız. Bence de öyle. Türkiye'de çok zor ya bu mesele. Türkiye'de kadının çünkü sesi yok ki. Sıla mevzuunda bile yani neler kadın neleri var orada.
ortada neler var? Evet, evet ya. Evet, evet. Herkes neredeyse ya. Gerçekten öyle. Kız işte aranmıştır falan. Tabii. Arkadaşlar alt attı falan diyen. Çok zor yani. İşte adam ne yapsın diyen. Bir sinir diyen falan. Sıla da güçlü bir isim olmasına rağmen. Çok. Nurgül Yeşilçay güçlü olmasına rağmen hiçbir işe yaramıyor mesela. Bir de Nurgül Yeşilçay yani hani. Güçlü ama bunlar da biraz muhalif. Yani kesim ya. O yüzden de biraz bulmak daha kolay oluyor. Değil ya. Nurgül Yeşilçay tanınan bir isim. Sadece güçlü bir oyuncu yani. Kadın oyuncu olarak başrol oyuncu. Bir şey varmış, restoranı varmış Beykoz Acarkent'te. Orada mesela ruhsatsız da içki satıyorum. Yani şey, restoranın ruhsatı yokmuş. Kaç, bir de içki satışı yapıyor. Peki içki satışını yasaklansın demesi Türkiye'de. Kaşım sen kendini tutamıyorsun diye biz niye içmeyelim? Evet ondan demiş ya baya ben içmeyeyim diye yani. Ya ben orada bir çaresizlik görüyorum artık. Ben mahvoldum bundan evet. Dolayı yasaklandım. Bir çığlık yani. Bir çığlık evet, aynen öyle. Ya bir yandan da hakikaten üzülüyorum yani çok kötü durumda. Doğru söylüyorsun. Ama işte olan da oluyor ve yani savunulmaması lazım. Orada hata var. Evet destek olunmaması lazım evet, yani. Evet o yanlış. Evet, çok doğru. Yanlış. Bir konu değiştirelim ya. İrem Sakın bir videosuna geldim onu söyleyeyim sonra konuyu değiştireyim. Danla Bilic'e çıkmış. Nedense bir yerden şey sorusu geliyor. Erkan Petekka ile evlenme fikri falan üzerine bir muhabbet dönüyor. Öyle bir muhabbet dönüyor bilmiyorum öncesini. İrem Sak da böyle masada bir makyaj eşyasına inanın. Şu mu Erkan Petekka'yı mı desiniz? Şu diyor. Vay İrem kardeşim sana helaller olsun. Çok iyi. Çok iyiymiş. Ve konuyu değiştirdim o zaman. Cumhurbaşkanlığı videosu mu? Tamam hadi ona geçelim. Cumhurbaşkanlığı videosu. Tiyatro günü videosu. Geçtiğimiz hafta bir video çıktı Cumhurbaşkanlığı. Dünya Tiyatro Günü'nde bir video yayınladı. Bir takım tiyatrocular çıkmışlar bir şarkı söylüyor. Berbat da bir şarkı evet. Söylüyorlar var. Ne kadar iğrenç bir şarkı. Korkunç bir özensiz. Sanat hayattır. Özensiz. Hayat sanattır falan gibi bir şey değil mi? Hayat sanattır. Sanat hayattır. Sanat varsa hayat var. Hayat varsa sanat var. Ağızlar da denk gelmiyor sözlere falan. Kesinlikle senkron yok. Çok kesinlikle senkron yok. Ve orada işte Haldun Dorman, Nevra Serezli vesaire gibi bir sürü... sanatını yıllarca bu ülkede icra etmiş usta. İnsan var. Ustalarımız diye tabir edilen insanlar var. Sonra ortaya çıkıyor ki haberlerde bu Cumhurbaşkanlığı Haldun şeyinde banzoluyla yayınlanınca söylüyor. Haldun diğerleri de hepsinin bir açıklamasını koymuşlar. Bizim haberimiz yoktu Cumhurbaşkanlığı videosunda. İnanıyor muyuz? Bir kısmı bilsek gitmezdik, bir kısmı bilsek bilmiyorum belki. Bergün ayarladı diyorlar. Evet, evet. Nilgün Bergün çağırdı. O biliyormuş arkasında da bu. Nilgün Bergün onlar da biliyordu diyor. Nilgün Bergün de açıklamada takıldığım bir nokta var. Diyor ki Kültür Bakanlığı'na bağlı olduğunu ben söyledim. Evet. Kültür Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı'na bağlı diyor. O yüzden bir kere açıklama tutarlı değil. İkincisi az önce söylediğiniz gibi o senkron sorunu falan bunun zaten bir aceleye getirildiği, bir aceleci olduğu ve hemen yapalım da salalım dendiği seçim çok belli öncesi, yani. Seçim öncesi böyle bir evet. Şöyle bir peki bilseler giderler miydi? İşte bak bence yani. Sıkıntı burada. Türkiye şu anda öyle Haldun senin Dorman, bahsettiğin çok gibi. Çok açık bir şekilde şey dedi mesela. Diyor. Bugüne kadar hiçbir şeylerine gitmedim. Buna da gitmezdim diyor. Şimdi orada da yani ben Haldun Dorman'a inanıyorum açıkçası. Bence sıkıntı şurada zaten. Türkiye'de şöyle bir mesele var. Şu anda sanatçılar, yazarlar vesaire Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine hapse atılıyor. O yüzden bu sanatçıların bir politik görüşü olabilir ve bunda yer almak istemeyebilirler. Türkiye öyle şu anda bahsettiğimiz gibi, Kanada gibi. Evet ya başkanımız kutlasın da bütün oyuncular da gelsin, rol alsın denilecek bir durumda değil. Bu seçim öncesi biraz burayı oynamaya çalıştılar. Bu çok açık. Tabii ki. Çünkü bir de genç ekipten hiç yüz veren yok bunlara. Yani... Bir de ben şeyi anlamıyorum gerçekten yani. Yılların tiyatrocusu olan insanlar gittikleri şeyi biraz sorgulamalı. Bilmiyorduk yeterli kızım, bir de kaç yaşındasınız bir şey değil yani. Hakikaten öyle. Ben ya de böyle düşünüyorum. Haldun Dorman'a inanıyorum. Çünkü Nilgün Bergün eski arkadaşı. Nereye gidiyoruz abi? Biz bu video nerede çıkacak? Ne zaman çıkacak? Abi Haldun Dorman çok yaşlı bu arada. İnanıyoruz diyoruz da yani bence kızım kafası çok... alakası bile yok abi. Ben daha 3-4 ay önce gördüm abi. Son derece kafası yerinde. Hayır hiç öyle bir şey yok. Oyun koydulan 2 sene önce. Çok kötüydü oyun işte. Hayır kötüydü. Niteliğini tartışmıyor. Yani. Kuzhaneye çıkabilir, repliğini ezberledi, ne dediğini biliyor. Bu arada katılmıyorum ya, o çok yanlış bir şey. Bence yani, de abi ya. Yaşta ne alakası var? Gence evet. Harika kaç yaşında adam... Ageist konuşma Utku ya. Gösterdiği şey mesela, yaşla bir alakası yok bu durumun. Pekala. Hiç alakası yok. Doğa Rutkay var abi, tam genç bir üzerinden konuşacağım. Doğa Rutkay var. Ben Haldun Dorman örneğim. Tamam hayır, Doğa Rutkay'ın Rutkay'sız en büyük muhaliflerden bir tanesi hala mesela. Abi Doğa Rutkay burada işi ne var i̇şte mesela, ya? Mesela soralım mı Doğa Rutkay'ın ne işi var mesela? Babası belli duruşu falan. Doğa Rutkay da muhalif benim bildiğim. Evet babası da, babası falan da zaten. Burada ciddi bir kandırmaca var ya. Gerçekten ben Doğa Rutkay'ın oraya gideceğine inanmıyorum. Ben birçok kişinin inanmıyorum oradan.
Başka kim vardı videoda? Nevra Seriz var. Tamam. Onu oğlu kandırmış olabilir mi? Aynen öyle, aynen. Bence kandırma. Murat Seriz abi, o asker falan seviyor onun oğlu. Bence kandırma bilmemek üzerine ya. Yani çok net, ben birçoğunu bilmediğine inanıyorum. Peki yani. Nilgün Belgin'in savunmasına ne diyorsun? Ben Nilgün Belgin var ya, yemin ederim. Ha, ben Net Starlı savunma. Bir şey söyleyeyim, Nilgün Belgin tam bir köy menajeri ya. Tam böyle Cezmi Baskın'ı falan oynadığı tipler olur ya böyle, hani anladın mı? Köylerde böyle umut tacirliği, anladın mı? Yani tam Nilgün Belgin'i yaptığı şeydi ya. Abi söylemeyelim, kim bilecek ya? Falan. Ne olacak ki ya? Çıkınca bakarız, bakarızcılık. Peki bir şey soracağım. Cumhurbaşkanından ödül alıp aynı zamanda da muhalif olabilir misin? Olamazsın tabii. Neden? Ay, muhalifliğini dile getirebilir misin? Sen bir ödüle layık görürsün. Ödül almalısın. Siz değil abi, veriyorsa. Beni muhalifliği kabul ede de veriyorsa gidelim. Sen hak vermeseydin dünyanın en saçma sorusunu yiyecektim. Hak vererek şu anda kestin. Ama değil mi? Çok mantıklı bir şey söylemiyor mu? Çok mantıklı. Yani öyle olması lazım. Yani böyle bir ülke olmamız lazım aslında. Hani. Evet, normali dediğin doğru. Evet evet, kesinlikle doğru. Ben söyleyince değil. Abi. Hayır ama teorik olarak doğru diyorum. Teorik olarak doğru ama bizim ülkede tamam, geçerli değil, tamam. Olamaz, imkanı oradan, yok. Oradan bir tartışma açıyoruz. İmkanı yani oraya taşıyabiliriz belki. Ya hayır, idealini konuşuyoruz Hasan şu anda. İdealini konuşuyoruz. Ben olanı, söylüyorum. Yani muhalif birini ödül veriyorsa gidip niye almasın ki? Ben olanını söylüyorum. Muhalif bir sanatçıyı direkt tehdit eden bir sistem varsa sen onun yanında duramazsın. Yani orada muhalif biri olarak o sistemin yanında yer alamazsın. Bu kadar basit. Sistemin yanında yer almak dediğin ne? Ya bir tane küçük bağımsız sinemacı bile kendi tehdit altında hissediyorsa, bir belgesel sinemacının evi basılıp bütün kameraları, görüntüleri alınıyorsa, en küçüğünden bahsediyorum. Hani Şener Şen'e falan gelmeye öyle bir gerek şey yok. Mi oldu? Tabii canım, daha yeni. Tabii ki. İmza verdiği için, Barış için imza verdiği için sinemacılar Kültür Bakanlığı'ndan destek alamıyorsa ve daha 1 milyon tane korkunç şey oluyorsa bu ülkede, sen gidip Cumhurbaşkanlığının sarayında filmini gösteremezsin. Çok gidip ona piyano çalamazsın. Aklı. Gidip ödül veremezsin. Aklı. Çok basit. Çünkü aklı. Sen tepkini koymak zorundasın çünkü sen bir figürsün orada. Ama ideal bir ülkede Cumhurbaşkanlığı ödül alırsın. Ne var bunda yani? Alırsın, muhalifliğinde yaparsın. Ve o Cumhurbaşkanı o muhaliflikle sana hala o ödül veriyorsa da okey abi, benlik bir durum yok zaten burada dersin yani. Evet. Sen bana onu veriyorsan okey yani. Evet, diğer konumuz. Seneye biz de bir tiyatro günü videosu çekelim bu grup. Benzer bir şarkıyla. Çok güzel. Şarkı ne kötü gerçekten ya. Çok özensiz. Hiçbir şey yapılmıyor. Yani montaj öyle, klip öyle, çok üzücü. Kime besten etmişler? Şey mi? Neydi? Uğur Işılak mı? Başka bir erkek konusu. Evet, başka bir erkek konusuna geçelim. Blue TV'de bildiğiniz üzere Behzat Ç. tekrar yayınlanacak, tekrar yapılıyor. Midem bulandı. Ve bir teaser paylaşıldı. Eski bölümlerden kesmişler. Abi, ben bu İstanbul'da en çok neyini seviyorum biliyor musun? Ankara'ya dönüşün. 4 tane adam işiyorlar bir uçurum kenarında. Ve erkek erkek muhabbet ediyorlar. İstanbul yazısının yanında Ankara'nın dönüşü ne kadar güzeldir falan gibi. Falanla. Muhabbet Fatih ediyorlar. Fatih Akman'ın kilo vermeden önceki hali mi? Gibi bir şey. ya benim bu diziye dair en sevmediğim şey zaten buydu. Yani zaten diziyi sevmemin sebebi de buydu, bu kadar büyütülürken falan. Bütün o Erdal Beşikçioğlu'nun etrafında kurduğu o maçoluk vesaire. Ve bunu bütün diziye sinmiş olması, yazarlarının da böyle yazıyor olması zaten. Bütün o Erdal Beşikçioğlu personasının üzerindeki o şey, erkeklik. Evet. Ve yani özet gibi aslında, çok da iyi kesmişler. Peki, bence teaser'ı. Peki şunu sorayım, Blue TV niye eski bölümlerden kesmişler bunu? Yani yeni bir şey değil bu, yeni çekilmiş bir bölüm değil. Neden eski bölümlerde o kadar sahne varken, evet, çok sevilen bir sürü sahne özellikle var. Özellikle bu. Niye özellikle bunu seçmiş olabilirler? Çünkü diziyi tanımlayan şey bu bence. Yani diziyi en iyi buradan anlatırsın yani. Nereden anlatacaksın ki? Bu arada gerçekten izlerken bende şöyle bir etki oldu yani. Karşı kafamıza vursaydınız yani, masaya vurun. Evet. Yani çıkarın, vurun masamıza yani, suratımıza vurun. Amaç vurun, amaç o yani. Evet, resmen. Bilerek evet. Şey. Ben in your face. Şöyle bir yanılgıya düşünüyorum. Blue TV bunun tutmaya devam ettiğini düşündüğü için bu meselenin, erkeklik olgusunun bu kadar, buradan yürüyebileceklerini düşündüler. Ama ben Kaybedenler Kulübü'nün de bu kadar hani hype'lanıp aslında ne kadar seksist bir mantaliteyle yazılıp kötü bir film olduğunu düşünenlerdenim. İkinci filminin başarısızlığı ortada. Ben Behzat Ç.'nin de bu şekilde eğer buradan yürüyorlarsa tutmayacağını düşünüyorum. Bu filmde yanlış bir PR yaptığını düşünüyorum. Bu işler gerçekten yani de tutmuyor. Ya ensemble olarak da tutmuyor. Aynı havayı yakalamaları da çok zor. Bir sürü insan yokmuş mesela. Aynı yoldan yürürlerse olmayacaktır işte bence de. Sen izledin mi? Hiç izlemedim. Bilmiyorum. Gerçekten izledim. Öncelikle kalitesin ya. Gerçek bir kalitesin. Arkadaşlar Nilperimiz Game of Thrones'u sevmiyor biliyor musunuz? Dedi. Gerçek bir kalite ya. Neyse konumuza dönelim. Aynen. Behzat Ç. bence ot, bok, büsür dergilerinin televizyonda uzantısı olan
bir iştir. %100. Ama bir şey soracağım. Çok çok sevildi. Sevilmedi mi o dizi? Çok. Niye sevildi peki? Erkekliğinden işte. O yani bu düz şeyler. Sadece bu bro, sigaralar, alkol. Evet. Abi biz underground'uz. Biz küfür eden polis abi. Yok birkaç şey daha var onu da söyleyeyim. Muhalifliği var. Muhalifliği var. İşte Ahmet Şık üzerine bir 6-7 bölümleri var bayağı. Bak onlar iyiydi mesela. Cumartesi ya. Sahneleri üzerine böyle. Evet. Bunlar da biraz şeyle yapıldı. Yani çünkü şimdi Behzat Ç.'nin aslında reytingi çok iyi değil. Hiçbir zaman olmadı. Bayağı kötü. Normalde yayından kaldırılacak biz ama Twitter'da ya yani sosyal medyada çok fazla sevildi ve konuşulduğu için aynen onun gibi büyüdükçe büyüdü ve o yüzden bu kitleye hitap etmesi için bu muhalif dokunuşları işe yaradı hep. Sizce Blue TV için mantıklı bir hamle mi? Blue TV bozkırı galiba tutmuş, sevilmiş. O yüzden bir polisiye düşünüyordu ve eski bir güvenilir bir şey olarak bunu seçmesi mantıklı. Artık polisiye mi? Ya, ben açıdan sormuyorum. Yeni bir tekrardan hani o kitleyi aynen. de üyelik olarak alabilecek mi bence? Yani başka bir kitleye daha oynuyor burada. Sonuçta baktığın zaman bundan önceki işlerini hani Masum, evet okey ama hani daha ilk şeydi. Sonra işte senin rol aldığın Yaşamayanlar bambaşka bir kitleydi. Şimdi Behzat Ç.'yle aslında ona çok yüz vermeyen bir kitleyi de acaba kendine çekebilecek mi? Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.'de oynarken o da bir muhalif bir imaj sanki. O karakterin kendisiymiş gibi bunu kendi hayatına da taşıdı biraz falan. Biraz oldu. Güzel soru Kaan, anladık ne gelecek. Ama sonra işte Çiçero, Mustafa Oslu böyle hükümet yanlısı açıklamalar vesaireden sonra acaba o kendi etrafındaki şeyi, hareyi kaybetmiş olabilir mi ve buradan bir zayıf noktası olabilir mi dizinin diye sorayım. Bir şey ekleyebilir miyim buna plus? Bu kadar sansür falan dijital için konuşulurken acaba Behzat Ç.'de eskisi kadar hükümete muhalif söylemlerde bulunabilecek bir dizi olacak mı diye de soruyorum. Mecbur, yazar çünkü olur. Öyle. Yazarı muhalif. Bence o çok hükümete girmeyecekler, biraz da derin devlet üzerinden falan gidecekler gibi geliyor bana. Derin bence, devlet ben mi? Evet, Behzat Ç.'de onu istiyorlardı böyle. Mafya, derin devlet bağlantısı falan. Yani klasik polisiye sularına gidecek. Ama mesela atıyorum Cumartesi Sahneleri ve Ahmet Şık gibi konuları da işlemişlerdi ve şu anda atıyorum benzer durumlar olduğunda ya ne yapacaklar mesela? Yeni sezon Behzat Ç.'ye kafasını taşa vurmuş ve sadece olarak girmeyecekler. Anladım. Biraz da yer değiştirdiğimizi bahsedelim. Arkadaşlar bir durum yer değiştirme maddelerde. Yarım saat doldu. Kaan'ın süresi yarım saatti. O yüzden şimdi Utku'nun süresi başladı. Hasan niye full oturuyor? Hasan, neden acaba? Şimdi bu programda en çok ben emek verdim İlper'in gelmesi için. Her hafta konuştum, her hafta konuştum. Kanka şimdi sıralamaya koyarsak ayarı kaçanlarda birinci sırada Hasan. İkide sen varsın Kaan'cım üzülerek. Üçte gene Utku bir şekilde ağırlığını korumaya. Utku üçte. Yani Utku şöyle hani Utku nasıl üç alıyor ya? İnanılmaz bir yalan bu. Gerçek. Zeynep hiçbir zaman yalan söylemiş mi ya? Utku sizin kadar abartmadı kanka. Utku çünkü genelde %80'inde zaten kızların bir durumu var. Ciddi ayarı kaçan ve kendini bozan ikinizsiniz yani. Yine doğru say, geçtiğimiz günlerde Hürriyet Kelebeğe bir röportaj verdi Erkan Aktuğ'a. Orada da yine yeni kitabı çıkmış işte. Konu şeye geliyor, her zaman olduğu gibi, emek meselesi ve işte biliyorsunuz ki emek şeyinde, emek sineması mücadelesinde Adli Dorsay önce şey demişti, emek yıkılırsa kalemi bırakırım. Bıraktı. Sonra emek tekrar yapıldı. Adli Dorsay kalemi tekrar eline aldı. Bu sefer de yeni emek güzel olmuş aslında falan yazmaya başladı. Gerçekten duayen gibi duayen. Sonra da hatta kendisine bu konuda tepki gösterenleri eleştirmeye başladı ve bunu bir şaşkınlıkla, bir şok hissiyle karşıladı. Bu röportajda yine bunun uzantısı olarak şeyi görüyoruz. Kendisini bir Shakespeare karakterine, Jules César'a benzetiyor ve İhanete uğradın diyor. Evet, kendisini eleştirenleri de Brutus'a benzetiyor. Ya aklı başında bir insan bunu diyebilir mi ya? Ben bir şey söyleyebilir miyim önce? Bir dakika. Atilla Dorsay'ın hep altını çizdiği bir şey var. Şeyi söyleyelim yani. Atilla Dorsay, SİAD'ı kurmuş kişi. Türkiye'nin sinema yazarlarını başlatan kişi. Çok saygın işler yaptığı da bir gerçek. Okey, bunların hepsine saygı duyuyoruz zaten ama kendisi şunun farkında değil. Bunların hepsini yapmış olmak onu eleştiriden muaf kılmıyor. Şu anda yazdığı yazılar özellikle editlenmediği için direkt orada okuyoruz. Orada o şu anda ve son dönemine atfedilen bir şeydi. Atilla Dorsay'ın eski yazılarında da yani çok fazla bulmak şu anda ben örnek olması için yeni yazılarından bahsedeceğim. Ama o dönemde de zaten bu kadar bunlar çok ortak gözlemiyorlar. Tamam, editör olmadığı için de şu anda direkt okuyoruz yazdıklarını ve açık bir şekilde homofobik olduğu, çok cinsiyetçi bir şekilde yazdığı açık bir şekilde. Ulusal başkanı bu adam ya. Yani şeyi anlamıyor. Eskide yaptığı şeyler yüzünden onu ne yapacağız? Hep saygı mı göstereceğiz? Hayır. Sen tam tersi bu şeyi besleyen birisin. Evet. Şu andaki dili, homofobik dili, cinsiyetçi dili. Özellikle emek konusunda istersen emeği kurmuş ol. Emeğin taşlarını sen yapmış ol. Ya gittin yeni emekte fotoğraf çektirdin, ne kadar güzel olmuş dedin. Yani hani
korkunç bir şey yani. Beni ilgilendirmiyor senin geçmişte ne yaptın. Yani saygı böyle bir şey değil yani. Saygı senin ömür boyu yaptığın şeyler yüzünden muaf durmuyor. %1 milyon hak katılıyorum. Bir de yani kendi entelektüel olarak tanımlayan ve ülkede de bu konuda hani sürekli atıflarda bulunuyor kendisi. Çünkü ülkenin en büyük entelektüel adımlarından biri olarak gördüm eskiden beri. Ama bunu sürdürebilmek için birazcık kendini güncellemen. Kuzum bir de kimse kendine böyle güncellemen. Bir şey demez. Ben Türkiye'nin en büyük aydınıyım, entelektüelim, ben Jules Sezar'ım, ihanet uğradım falan. Bunlar gerçekten bana bir tık şizofrenik geliyor. Ya bana işte bir tık ayıp geliyor yani. Sen bırak da onu biz söyleyelim ya. O belli bir yaşa gelmiş. Bırak da o referansı biz verelim, Shakespeare referansını belli sana. Belli bir yaşa gelmiş insanların hepsine maalesef. Ego problemleri hepsinde değil. Çoğunda. Birçoğunda var yani gerçekten. Bir yerde bırakmak gerekiyor. Ya kendini yenilemiyorsan zaten maalesef ya hepimiz için geçerli bu. Bir süre sonra eskiyorsun ya. Her iş için geçerli bu yani. Doğru. Yani yeni film izlemeyince, yeni yazılar okumayınca falan bitiyorsun yani. Nilperim üzüldü. Hep bir doğru. Bak bir de bomboşla bir yorum. Doğru. Abi yani iş üretim. Yenileyeceksin abi kendini. Kendini yenileyeceksin. Ay öleceğim. Hani bir şey ürettiğin yer çok kaygan bize bindiğim yani filmler yani sinema sanat falan yani sürekli her yıl takipte kalmalısın yani ne üretiliyor neler yazılıyor her sürekli yıl okumalısın. Takipte kalmalısın bir de o izlediğin filmler okuduğun işte ne bileyim artikeller neyse ya yaşı ön plana almadan sana da bir şey katmalı yani tutup da Fantastic Woman'a kadınımsı mı dedi ne dedi? Çok korkunç bir yorum yaptı. Korkunç bir yorum yaptı. Wachowski'lere söylediği şey. Korkunç bir yorum. Cinsiyet değiştirdikleri için akıllarını kaybettiklerini falan. Hayır. Akıllarını kaybettikleri için cinsiyet değiştirdiklerini falan söylüyor. Ya film çok kötü. Acaba cinsiyet değiştirdikleri için olabilir mi? Akılları mı gitmiş gibi falan belli gibi bir şeyler. Ya inanılır gibi değil ya. Bana başka bir şey söylüyor. Yani yurt dışında falan normalde yani yemin ediyorum pompalıyla vururlar ya adamı. Acaba şey için mi? Çünkü sonuçta bekle hani zeki bir adam az. Değil mi? Zeki bir adamdan bahsediyorsun biraz. Dikkat çekmek için olabilir mi? Ben hani de aslında biraz benzer bir şey söyleyeceğim. Attention hormone emek, mu? Emek sinemasının kapanırken de sonra ben ona emek demiyorum ama yeni açılan şey içinde en çok savunanın o olması emeğin ekmeğini Atilla Dorsay yiyor diyebilir miyiz? Ya yani? Niye buradan ekmek yemek istesin ki herkesi karşısına alarak? Ben de anlamıyorum. Ben de sanmıyorum öyle bir şey değil yani. Hayır gündeme gelmek attention evet, hormone mu acaba gibi bir şey akıllara geliyor. Ben ya zaten her yıl kitap çıkarıyor her yıl gündemde bunlara ihtiyacı yok. E tamam şimdi de bunu yine kitabıma taşıyacağım diyor röportajda işte. Evet. Tamam evet. O iyi bir şey değil. Peki kendisi faydalı bir şey. Olabilirsiniz. Röportajda birinden bahsediyor. Atilla Dorsay'ın paltosundan çıktık. Evet Tunca Arslan'dan diyor. Dediğim kişi bile bana ihanet etti diyor. Tunca Arslan'dan bahsediyor. Neymiş ihanet peki? O bir de o koroya işte, katıldı diyor kendisi. Eleştirmek inanılır gibi değil. Eleştiriyi de ihanet olarak görüyor olması falan bayağı sorumlu ya. Bayağı yani. Ya sen biraz bir kafayı açsana Atilla Bey ya. Yani bu ne dar kafalılık. Ya sen AK Parti'nin şeyi misin ya? Kültür danışmanı mısın yani? Tam onun söylemleri. İşte emek, emeğe sahip çıkmak. İşte Wachowski'ler için boş boş yorum yapmak. Fantastic Woman gibi. Harikulade bir film için. Onu sadece hani trans üzerinden aşağılamak, kadınımsı mı dedi, ne dedi, bir şey dedi. Ya Atilla Dorsay bu arada hani tek de değil maalesef. O boş yani. Bir adam. Hayır, sinema yazarı. Yani sinema yazarlarının yarısından fazlası neredeyse zaten Atilla Dorsay'ın. Evet, evet, yani evet. Şu yaşta vardı korkunç tabloyu, onlar zaten şu anda var. Kaan'ın söylediği doğru bir şey var, arada kaynamasın. Atilla Dorsay'ın hep bu zamanla atıfta bulunuyor da geçmişi de farklı değil. Yani o ben aslında önemli bir konu. Demek için bir örnek hatırlamam lazım, o yüzden ben ona şu anda bir şey diyemiyorum. Kaan yani. Çıkartır koyar. Çıkartıp koydum, kurguda çıkartıp bak burada. Çok iyi çıkardık sonra. Evet, Nilper en sevdiğin sinema yazarı Hasan Cömert mi? Kesinlikle öyle. Evet. Hasan Cömert! Daha ne olacak? Şurayı fragmana verelim mi lütfen? Burayı kesip dondurun. Yanak yana. Gerçekten sonra Kaan bile artık geri çekildi ya bu işine. Kaan bile pes etti. Helal olsun Hasan. Direne direne kazandın kanka. Sen yayınları. Oo. Çok çalkantılı bir süreçten geçiyorlar. Önce bir taciz vakası çıktı. İç yüzünü biliyoruz ama dışarıya yansıtılan iç yüzünü tam olarak anlatmasa da insanlar da birazcık öğrendi. Bundan hemen sonra da bir bandrol skandalı patladı. Bayağı korsan kitap satıyorlarmış. Korsan kitap satıyorlarmış ve bunun yazarlar da farkındaymış. Mesela Ferit Ezgül bunun farkındaymış ama bu anca tesadüf eseri ortaya çıkıyor ve bunun üzerinden diğer yayın evleri de sanırım böyle şeyler yaptıkları ortaya çıkıyor. Önce tacizden bir bahsedelim mi? Önce tacizden bahsedelim. İrfan Sancı Sel Yayınları'nda yaşanmış bir taciz olayından sonra bir açıklama yapıp şey diyor. Taciz olayı ne olduğunu anlatalım. Bir kadın bir kadını taciz ediyor ve İrfan Sancı da savunmasını
sel yayınlarında bir erkek bir kadını taciz etmez üzerinden kurup. Bunun da olabilecek bir şey. Bu kadar da büyütülmemesi gereken bir şey. Bir kadın bir kadını edebiliyor. Söyle, halbuki... Hayır, sel yayıncılıkta zaten bir erkeğin bir kadını taciz edebilmesi vaki değildir diyor. Ama bir kadının bir kadını taciz etmesi... Olabilir. O da diyor mahkeme... Hayır, o da mahkeme sürecinde diyor. İleride netleşir diyor. Oradaki en... Sen neyse bitir sonra ben söyleyeyim. Ben şey diyeceğim yani sanki burada bir patron ve onun altında çalışan arasında bir iktidar ilişkisi yokmuş gibi. Yine bir güç üzerinden bir taciz vakası yaşanmıyormuş gibi. Bunu normalleştirmeye çalışması... Bu kadar büyük görmemesi yani korkunç bir şey. Bir de şey yani ona da, evet o zaten asıl sorun. Bir de şey var sorun olarak. Yani bir erkeğin bir kadını taciz etmesi bizde vaki değildir diyor. Neden değil mesela? Yani bu kesinlik nereden? Ya sen, ben, hepimiz bir erkek olarak potansiyel olarak hepimiz bir tacizde bulunabiliriz yani. Bunun bir şeyi yok yani. Bizi ayrı kılan ne mesela yani orada? Niye olmasın böyle bir vaka orada? Hani biz o kadar güçlü ve şey böyle burada hani demokrat bir kurum kurduk. Yok işte öyle bir şey yani. Yok erkeğin olduğu her yerde, güçlünün olduğu her yerde taciz olabilir yani. Bu çok net bir şey yani. İkincisi de dediğin gibi evet yani kadın kadın olunca ne değişiyor yani sonuçta bir güçlü güçsüz. Tipik straight erkeklerin yani. Lezbiyan sevgisi. Korkunç bir açıklama ama nedense bu inanılmaz bir şey bu. Çok açıklanmadı da şey çok tepki görmedi de. Ya ben şunu anlamıyorum ya bu ülkenin her yerine mi? Bir sürü kişi istifa etmiş. Hepsi birlikte zaten evet, toplu evet, karar evet. Olarak istifa ettiler. Ben biraz onu bildiğim için söyledim. Helal. Ya bu ülkedeki her yere, her iş koluna bu hırsızlıkla taciz sirayet eder mi ya? Çok ilginç. Yani hı-hı. Baktığın zaman yayıncılık yapan bir yerde de aynı şey, bambaşka bir sektörde de, tekstilde de aynı şey. Herkes yani hepimiz bu kadar ezik miyiz ben anlamıyorum. Dünyada da böyle kuzum. Bunu, yani bütün dünyanın bir sorunu bence bu şu anda. Her yerde var bu. Yani taciz, orada Me Too patlıyor, orada... İsveç'te kadınlar başka bir şekilde ayaklanıyor. Tam hırsızlık o kadar değil. Orta Doğu zaten bir felaket. Evet. Her yaptığımız şey hırsızlıkla yapmaya çalışıyoruz. İkisi bambaşka konular bu arada. Evet. Hırsızlık yani bizim zaten kültürümüze ait bir şey yani. Tacizse hakikaten bütün dünyada olan bir şey yani. Güçlü güçsüz mevzusu yani. Orada şöyle bir mevzu var. Bir sürü erkek şu anda tacizin ne olduğunu bilmiyorum. Ben de yeni yeni anlamaya başladım. Tabii tabii sınırları bilmiyorlar çok doğru. Bayağı doğru evet. Yani mesela ne var abi bunun? Sözlü ve bakış tacizini taciz görmeyen kadın da var, erkek de var mesela. Doğru. Bakışı. Yani gözün dikip sana bakıyor böyle. Bakışı taciz görmüyor yani mesela. Öyle bir algı yok mesela ya yani. Bu aslında kadın için daha büyük problem. Yani şimdi ben buradan ahkam kesmiyorum ama sen mesela bir tacize uğruyorsun ama bunun taciz olduğunun farkında değilsin çünkü sana toplum başka bir şey öğretiyor. Aynen. Eve gittiğin zaman sen kendi kendine bir düşünmeye başlıyorsun ve bu seni rahatsız ediyor. Ve uğradığın şeyin taciz olup olmadığını bilmediğin için kimseyle paylaşamıyorsun. Ay maalesef çok, bu çok sıkıntılı bir şey. Çok maalesef doğru. Aşırı doğru bir yorum. Kanım dondu. Çok doğru söylüyorsun. Harbiden öyle. Bunu ödülmeyeceğim zaman ama yani gerçekten... Mutlu yıldızlaştı. Utku Nilper'in yanına geçince bir olgunluk geldi, bir mantık geldi çocuğa. Saçma sorular gitti değil mi? Saçma sorular gitti. Ben bir şey soracağım deyip böyle. Bir de mesela uzun uzun epik Bloomberg yorumları falan gitti. Netflix demiyor bugün. Hiç Netflix demedi. Netflix demiyor, fatura kestim demiyor. Mali. Çok ilginç abi. Gerçekten bu Nilper'i hiç bırakmamak mı bundan sonra? Peki, oley, seve seve. Bu bandrol mevzusuna söyleyecek bir şeyimiz var mı? Hırsızlık. Bayağı. Hırsızlık. Her yerde hırsızlık. Ya kira sözleşmesi yapıyorsun hırsızlık. Ya şunu şey şunu şunu az götürüyorum. Şunu yapıyorsun hırsızlık. Her yerde hırsızlık ya. Ben ülkede birçok yerlere sinmiş olan bir şey, buradan çok daha ayrı tutulan bir sektöre de sinmiş. Çok da onurlandırılan, çok da arkasında durulan bir yerde de nasıl yolsuzluklara bulaşılmış olduğunu görmüş olduk. Yani komple bir çürümüşlük içinde. Korrupsiyonun dibindeyiz hakikaten. Evet. Ülke ahıra döndü diyebilir miyiz Hasan'ım? Bir kez daha diyelim. Aynen daha. Öyle. Ülke ahıra döndü. Ülke ahıra döndü. Mutluyuz be çocuklar. Bira döküldü ama yine de mutluyuz be. Arkadaşlar az önce çok kötü şeyler oldu. Burada bir garson bira getirirken İlperi'yi gördü ve el ayağı birbirine dolandı. Her şeyi döktü. Bir saattir çekemiyoruz. Sonra İlperi'yle kavga ettik biz. Niçin bu kadar etkilisin? Yani. Neden gözler senin üzerinde? Matrix'in 20. yılını kutladık arkadaşlar geçtiğimiz günlerde. Nasıl kutladık? Bugün değil mi ya? Etkinliklerle. Deri kıyafetler giyip birbirimize ben havalarda uçtum. Kurşun atarak. Kurşun atarak, kurşun yiyerek. Kaçarak, kurşuna kaçarak. Kurşunu havada yakalayarak. Havada bekleyerek. Kafa atarak. Çok da sıkıcı bir konuya hemen geçiyorum bunun üzerinden. Matrix'i ilk izlediğiniz günü hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Neler hissettiniz? Neden bu kadar büyüdü? Şu an sinema yine nasıl etkiledi falan filan. Önce bir İlperi'ye tabii ki. Yani ben... sinema mı izledin? Yok, sinemada izlemedim ben. Aa. Ben küçüktüm. Hangi yıl o ya? 99. 99. Ben kaç ben? 4 yaşındaydım. Abi Hasan. Yok yok. Neredeyse Süryancılığa doğru gidiyormuşum. Kafam çok basmıyordu öyle şeylere. Sonrasında daha sonra izledim.
çok etkilenmemiş olmalı. Dayım onun çok büyük hayranı yani delisi. Onun DVD'sinden izlemiştim. Dayını da buraya bekleriz. Tabii ki dayımla beraber geleceğim. Ondan sonra bayılmıştım tabii. Yani kafamı açmıştı. Kafa açan bir film gerçekten. Yani. Üstüne de gelmedi öyle. Birincisini hasta sordum. Diğerlerine o kadar şey yapmadım. Ben her zaman bütün filmlerin birincisine bayılıyorum. Maalesef ben de ya galiba. Sonrasında... Tuhaf bir biçimde. Harry Potter hariç. Evet ben de. Evet doğru. Harry Potter başka. Neyse. Öyle. Ben 3 filmde sinemada izledim. İlkini izlediğimde hiçbir şey anlamadım. Yani buna itiraf edeyim. Zaten 13-14 yaşında falandım herhalde. Sonra tekrar izleyince anladım. Evet evet. Yani ben şöyle. İlk filmi izledim. İlk filmi izledikten sonra bir daha sinemaya gittim. Ne komik geldi bu ya. Tam mükemmel çık. Aynı zamanki seni kıldığında olan da tabii ki. İkinci de anladın mı? Yani 14 yaşında anlayabilen varsa helal olsun. Yok orada. Ben de anlamamıştım. Ama ilk izledikten sonra kuzenim anlatmıştı. Ki kuzenim biraz böyle hani entelektüel bir çocuktu. Sonra ikinci kez izlediğimde onun anlattıklarıyla böyle biraz benimsemiştim dünyayı. İkinci filmi izlediğimde yine anlamamıştım. Yine benzer bir süreç oldu. Sonra... Artık sen de ikinci de kaç yaşındasın oğlum? Ya 19. Artık üçüncü de anlamadım. Fena değil artık. Fena değil de çok şey bir film. Teknik sayacak mısın? Üçüncü yaşını anladın, dört yaşını anladın. Hayır, şuna bahsedeceğim sonra. Üçünü artık yani böyle 25-26 yaşında tekrardan üçünü birden izleyince aslında dünyanın tamamen içine girebildim. Evet. Thank you for information kardeşim. Tekrar izlenecek bir film gerçekten. Tuna Erdem acayip yazılar yazmış. Ay benim eski hocam. Çok acayip yazılar yazmış. Hala bulunabiliyor yazılar ve gerçekten evet. Muhteşem. Ya hala okuyabilirsiniz. Aa ne diyorsun ya? Muhteşem yazılar. Link atsana kanka bize. Peki. Buraya linki geçelim mi? Geçtim. Ay geçelim mi? Tabii oğlum neden olmaz. Neyse yani zaten anlamak değil de hani o etki şeyi çok fazlaydı. Hem izleyen üzerinde hem sektör üzerinde çok fazla etkisi olan film. Hala ben geçen programlarda söylemiştik. Son 20 yılda en çok etkilenen filmdir. %100. Ben sinema tarihinde bu kadar etkileneceğim başka film olacağını düşünmüyorum. Çok ben 2 ile 3'ü de severim. Ben filmi arkadaşlar dün gibi hatırlıyorum Ortaköy Princess sinemasında seyretmiştim. Aklım uçmuştu tam olarak ve 3 kere gittiğim tek filmdir sinemada. Helal olsun. Vallahi öyle ve 10 gün 15 gün aralıklarla yemin ederim delirmiştim galiba ben. Bayağı filme. Ben de bakıp bir aşağıda izledim. Delirmiştim yani. Ve yani inanamamıştım böyle bir şeyin var olmuş olabileceğine. Çünkü hakikaten sana dediği gibi ne öncesinde böyle bir şey izledik ne sonrasında bir daha böyle bir şeye şahit olduk. O yüzden Wachowski'leri mesela ben yani dünyanın en kötü işini de yapsalar umurumda bile değil. Aynen. Yani benim için bambaşka bir yerdeler kesinlikle. Kalbimde. Ya Matrix'in sanırım en etkileyici tarafı bütün atomlarına, en küçük atomuna kadar tasarlanmış olması. Evet. Bütün referansları bir yere oturur. Evet. Ve o hani gerçekten ikinci, üçüncü film çok eleştirilir ama izlediğinde görürsün yani neyin neye göre tasarlandığını, ilk filmden nasıl referanslar taşıdığını falan. Hiya fellas. It's him. Do we proceed? Yes. You still only human. Çok gerçekten üzerine yani. Çalışılmış sanat eseri yani. Üçüncü film mesela şöyle bir şey var. İnsanlar onu es geçiyor. Tuna Erdem bunu çok güzel yazmıştı. İlk filmdeki o süper kahraman mitolojisinin içini tamamen boşaltıyor üçüncü film. Yani bir kurtarıcı falan yok. Evet. Bu sistem o kurtarıcı yaratıyor. Sonra kendini yok ediyor diye olağanüstü bir finalle bitiriyordu. Ve hani ilk filmi tamamen boşaltan yani. Bir final, üçüncü film var. O yüzden yani insanlar ne gözle izledi ben anlamıyorum. Bir de hani Animatrix'i de söyleyebiliriz. Onlar da çok iyidir. Anderson, welcome back. We missed you. It ends tonight. Özellikle koşucu bölümü benim en favorimdir. O da o dünyayı genişleten bir şey. Bir oyun çıkmıştı hatta Enter the Matrix diye. Evet. O da yine oyunu... Ghost in the Shell alakası yok değil mi onlar? Onlar isimlendi. Ha okey. Matrix'in esin kaynaklı. Ha okey tamam doğru. Direkt referans da var içinde birkaç yerde zaten. Hatta sahne tasarımları falan öyle da çok mi? Benziyor. Evet, evet. İnanılmaz da bir... Ha bu arada production design değil mi? Yani show. Ya dünya yaratmak show. Üzerine gördüğümüz en esaslı işlerden biri. Genel olarak yani. Aynen öyle tarihinde. Gerçekten öyle. Bir daha da kimse üstüne koyamadı değil mi? Yok. Gelmiyor. Ve bence koyamaz da yani. Bu çok imkansız başka bir şey yani. Diyerek, Türkiye kastı. Evet Türkiye kastına geçiyoruz Matrix'in. Matrix burada çekilseydi. Notlarınızı açalım. Kimler oynardı? Neo kim olurdu? Trinity kim olurdu? Bunları konuşacağız. Neo ile başlayalım mı? Neo ile başlayalım. Her karakterde biri başlasın. Tamam okey. Neo ile Kaan başlasın. Ben Kerem Bursin diyorum. Ne alaka lan? Niye? Yani çünkü gözlükleri,
ve deri ceketiyle kendisi izin... yaşamayanlardan. Çünkü biz Türk versiyonunu çektik Blue TV'ye. Bunu çok az kişi bilir. Metis Türkiye. Metis Türkiye yani o evet. Değil mi? Yakıştı. Çok iyiydi değil mi? Olur. Kerem Bürsin. O böyle oynadı. Tam olayı anlamamazlık falan. Onu geçirir ya, yani. Utku. Olabilecek en kötü kast bence. Bu arada. Bir milyon en kötüsü. Ben Mert Fırat diyorum. Mert Fırat mı? Ay Mert abi Fırat siz mı? Siz çok ciddi söylüyorum. Utku gerçekten çok kötü. Kast yapmayı bırakın acı. Çok ciddi söylüyorum bakın. Ya Utku özellikle bıraksın kast işini. Ne diyor? Ben Hasan Cömert diyorum. Ooo! Şöyle bir kalp yapsana şimdi. My gözlerim, my eyes, my eyes! Hasan'ı şu hale getiren sarışın bir karanlık oturuyor burada. Abi sorgulamadı ya, sorgulamadı. Şöyle mi yapıyorum? Şunu yaptı abi. Nusret gibi kıvırıyor. Sana yazıklar olsun ya. Nusret kıvrığı yaptı ya Hasan. Peki daha sonra bütün kullanımı yerleri atlamam olsun değer. Gerçekten öyle Hasan'cım. Ben önce Kenan Reis gibi böyle hafif şapşal bir karakter olmadığını düşünüyordum Türkiye'de ama en sonunda Kaan Urgancıoğlu'nun olabileceğini düşündüm. Ay çok iyi. Süper. Kaan Urgancıoğlu bence. Urgancıoğlu'na şapşal diyorum ya. Zaten alakası. Hayır, hafif bir şapşal. Nasıl yok? Bayağı var. Sen, olur olur. Çekime bile gelmedin. Sen çekime gelmediğin için Kaan'ın değerini bilmezsin. Adamı mı tutuyordum ya? Karşım ben de söylüyorum niye onu. Mesela saçlarını öne atsa gerizekalımsı bir ifade, arkaya atsa bir minnok seksi, aksiyon desen aksiyon, uçar, zıplar, atar, tutar, Çağatay Ulusoy diyorum. Hmm. Gerçekten çok sıradan olur. Bir tercih gerçekten. Oldu. Gerçekten Kerem Bursi çok orijinaldi. Muhafız'ı izlemişsin. Gerçekten senin yani. Aklına gel. Muhafız'ı bir bölüm bile izlemedi. Muhafız da zaten aynı karakteri oynuyor, onu oynuyor. Evet. Yani. Aa doğru. Baya ne o? Trinity'yi söyle. Sana ha Trinity benle mi başlıyor? Dizi aynısı zaten bu arada. Trinity'mize ben Melisa Sözen diyorum. Tipi de benziyor, minnok, güzel, kemikli yüz. Sadece biraz yumuşak, Trinity biraz daha, Kerem Mas biraz daha sert ifadeleri var ve çok fazla... Nilperi yumuşak. Şahin Kaya'mız da olurdu Trinity. Ya da şey olurdu, Nilperi oradaki sarışın kız mı? Neydi, Switch? Zeynep bir dursana. Tamam, pardon. Yok, tamam, ben Trinity'm tabii ki Nilperi Şahin Kaya. Arkadaşlar, ya. Buraya biri birine niyo diyor, biri birine. Ay, bir kat. Yaratılık gibi oldu. Ya çıldıracağım bu görüntüyü ya galiba. Ya lütfen. Evet. Arkadaşlar yalvarıyorum yeşil kapak bu olsun. Şu. Tabii ki olacak. Tamam. Senin var mı adayın? Bence gerek yok. Hayır yok. Senin yok ben bulamadım okay. Ya. Ben Deniz Çakır diyorum ben. Aa siktir git Utku ya. Hakikaten ya. Sana sinirlen bu bayağı ya. Abi ne gelsin Deniz Çakır diyor. İnanılmaz. Geçen hafta da gene böyle abuk sabuk bir bombası var. Bir şey söyleyeyim Deniz Çakır bayağı tırnit. Yok yok. Ha ha olur karşım inanılmaz. Bayağı tırnit. Kadının çünkü bir hava yok bir kere yani. Deniz Çakır iri. Buyursun. Aşağı Tuna al. Olur. Güzel. Güzel. Helal olsun Kaan. Buna ben aynen. De güzel. Seni şok edecek bir adayım var. Morpheus için değil mi? Morpheus için. Ya Morpheus'u evet. At. Morpheus'a geçtik. BBG Ali diyorum. Minnoş ırkçılıklar. Güzel severim. Çok iyi. Morpheus karşı. Hakan Altun. Niye? Abi bu da ırkçılık. Çok iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Aynısı evet. Abi. Aynısı. Yan yana koy. Aynısı. Evet, aynı. Şuraya bayağı. Gelebiliyor aynısı. Mu Morpheus ve Hakan Altun? Bence de güzel. Peki. Ben Bülent Emrah Parlak diyorum. Aa, iyice saçmalıyor herkes. Niye? Benim var Settar Tanrı Öven diyorum. Sen de kellikten yürüdün. Çok iyi değil mi? Bayağı iyi. Senin tamam. Var mı geçelim mi? Hı, geçelim okay. Ya ben. Geçelim. Kime geldik? Ajan Smith. Güzel. Ben Engin Günaydın diyorum arkadaşlar. Çok iyi diyorum. Bence olur. Güzel diyorum. O konuşma şeyi falan Engin yapar yani. Abi çok aksiyonu var. Engin Günaydın o kadar aksiyon nasıl yapacak o adam ya? Abi o da Deniz Çakır dedi. Yok abi yapar. Deniz Çakır dedi. Bir oğlum var. Kim? Aa, ne alakalı? Bir oğlum var. Aa çok sağ. Dünyanın en saçma kastı. Saçma değil. Düşündüm kafamda tasarladım. Ya yapıyoruz bu işi. Bana olmaz. Ay yakmadım nedir ya. Bana çok olmadı. Ben söylüyorum söyle. Emre Kınay. Bence bayağı iyi. Ben düşününce... Barış Falak diyorum. Kim? Barış Falak. Kanka Barış Falak'ın elleri çok küçük. Kanka benim söylediğim her şey bu kadar hiç bir şey diyemiyorum. Silah tutamam yani. Fena değil. Şey de vardı Barış Gürkan. Falak. Gürkan da iyiydi. Aa güzel. Aa. Gürkan uygun. O da evet, olur. Memati. Memati. Bence Barış da Gürkan'ın en iyileri sanki. Ben Engin Günaydın'da olacağını düşünmüyorum. Evet, Cypher. Atalay Taştik yani. Cypher kimdi lan? Kel Yavşak mı? Evet, Yavşak. Yavuz Seçkin. Soner Sarıkabadayı. Benden de bir kel gelsin ama Tolga Tekin. Tolga Tekin bayağı iyi. Hepsi oha karşı nereden aklına geldi lan? Bana Fırat Tanış da olabilir. Kel değil ama tam artistik bir karakteri olur. Valla olur. Öyle Tolga Tekin bence kaçacak birine. Tolga Tekin benimkinden bile iyi. Sana helal olsun. Kahin. Kahin ben İpek Bilgin diyorum. Çok iyi. Evet. Hümeyra diyorum ben. Kim? Hümeyra. O da iyi. Serra Yılmaz. O da güzel. Ben Tirve Saran diyorum.
Çok iyi. Aa evet. Bir de şey o vibe'da Suzan kardeş evet. vardı. Aa güzel. Helal olsun. Suzan kardeş oldu. Suzan kardeş oldu bu arada ya. Gerçekten Türkiye'den bir Matrix çıkarmış. Ama kim yönetecek? Peki mimar. Aa kim yönetecek konuşalım. Bir dakika mimar. Taylan birader. Bir dakika mimar bir. Arkadaşlar mimarı konuşalım. Mimarı ben yazmadım. Mimar ben de. Çok iyi mimar adayım var. Ben Rutku Yaziz diyorum. Çok iyi diyorum. Başka aday olamam mı? Yok. Ben Mehmet Altan diyorum. Şenol Güneş. Boş boş konuşur. Gerçekten mükemmel bir tercih olur. Ya. Şenol Güneş baya boş boş konuşur o dünya hakkında. Özgür de beğendi bu tercihi. Sabahın TV'deki şey vardı ya. Karabiyet'teki. Tamam geri dönüyoruz programa. Mimar İlber Ortaylı da olabilirmiş düşününce. Boş konuşmak dedin de aklıma geldi. O da olur. Bir de anahtarcı kaldı var mı ona? Ben de yok. Anahtarcı kim bu lan ben hatırlamadım. Yurda Yarokur diyorum ben. Oldu. Oldu. Ben de yani 99'da ölmediği için henüz Gazanfer Özcan diyorum. Aa, çok mantıklı. Çok iyi ya. Ulan. Çok güzel bağladın ya sen. Şimdi gerçekten ölmediğiyle. Gerçekten yönetmeni kim olur arkadaşlar bunun? Taylan biraderler dışında. Ozan Açıkan mı? Hiç kimse olamaz. Yüksel Aksu mu? Yüksel Aksu. Bunu ancak Semir Aslan Yürek yönetebilir. Onur Ünlü tercihi geldi. Onur Ünlü hakikaten olur biliyor musun? Sol şeritten vura vura gider. Oldu olmadı bakmadan. Evet arkadaşlar, her hafta bir yorum okuyoruz. Bu haftanın yorumunu da ben okuyorum. Yani kazanan yorum oluyor bu. İlkokul 4'ten Nilperi. önce bir istikrar marşı kuzum. Sönmez bu şey. Hasan'a bak, ekran dışında bile açıyor. Adam ya. Teşekkür ederim. Ya da onu ya değilse arkadaşlar bu görüntüye ya. Evet arkadaşlar, her hafta bir yorum okuyoruz. Kazanan yorumu bu hafta ben okuyorum. Kazanan kişi Neşe Özak. Hasan'ın bu modunu ancak Nilperi yükseltirdi. Keşke biri Nilperi deseydi. 3 nokta. Evet, bu kişi kazandı. Çok ve Beyoğlu'nun sinemasından bir bilet kazandınız Neşe Hanım. 2 kişilik. Aynen. Müracaat Utku'ya. Utku'ya. DM'den yürüyebiliriz. Aynen. Arkadaşlar bir filme yaptık. Ne güzel sundum ama değil mi? Mükemmel de. Çok mükemmel. Nilperim helal olsun. Nilperim. Geçen hafta Kafka ve Gregor Samsa'dan sonra bu haftaki overrated'da Thomas Edison diyoruz be. Thomas Edison'un elektriği bulması, ampulü icadı falan filan. Evet arkadaşlar başlıyorum. Neden Thomas Edison bu hafta overrated'a girdi? Elektriğin için ampule güven olmaz be. Vallahi olmaz biliyor musun? Ampule güven olmaz abi. Patlar, çatlar, elinde kalır, kesiği inanılmaz can yakar ampulü. Ampule güvenmeyin. Mum en iyisidir. Benim her zaman ben mum tercih ederim. Çünkü ampul bugün vardır, yarın yoktur. Ampul su yarı yolda bırakır. Ampulden hiç beklemediğiniz kazı yersiniz. Mumdur olay. Edison o yüzden karşı keşke icat etmeseydin diyoruz. Evet Hasancı. Ya ben bu kadar mükemmel şey icat edilmişken dünyada matbaadan yapay zekaya kadar. Aynen öyle. Neden bu kadar övülü hiç anlamıyorum. Edison'a mı kaldı övgü? Aynen. Bomboş bir övgü. Dönsünler baksınlar icat tarihine. Tabii ki. Ondan daha iyi bir sürü icat var. Aynen yani. Öyle. Nükleer bomba mı? Ampulden bir kötüsü nükleer bomba mı? Bence öyle. Evet Nilperim. Ben ampul pek kullanmıyorum. Çok iyi. Pek ışıkları yakmıyorum evde. Daha loş ve romantik bir ortam yarattığı için mumları tercih ediyorum. Çok iyi. O yüzden yani çok da gerek yoktu bence onu icat etmesine. Çok iyi. Bence mumları icat eden her kimse onu daha çok ederim. Övmeliyiz değil mi ya? Evet. Ben ördüm arkadaşlar, siz devam edin. Böyle yani. Çok haklısın. Çok sen karşı boğazını temizledikten sonra. Temizledim. Tesla'dan çalınmıştır. Evet. Kim bilir bu ampul ne kadar güzel şeylere yarayacakken bunu evet. çalmış, evet. kendi amaçları uğrunda kullanmış ve hırsızlığı bu yıllara kadar getirmiş. Çok iyi ya. O yüzden gerçekten. Hırsızlığı desteklemiyorsunuz. Ampul nasıl başlarsa öyle mi gider? Öyle gider. Aynen öyle. Arkadaşlar Edison bu icadı yaparken niye öngöremedi? Elektrik fiyatlarını. Gördüğünüz üzere geçen hafta elektriğe %37 zam geldi. Ampulün gereksizliğini herhalde buradan anlayabiliriz. Ampule artık ihtiyacımız yok. Artık herkes kapatıyor mu şeyi? Kesinlikle ampule ihtiyacımız yok. Mumlarda otururuz. Mum muhabbetimize bakarız. Mum güzeldir be. Vallahi mum iyidir. Evet. Bize katılıyorsanız yorumlarınız. Evet arkadaşlar. Geldi, çattı. Bütün hafta boyunca fakslarımızı kilitlediğiniz in-out kısmına. Hadi bayramınız olsun. Bu hafta inlere, outlara seçim özel yaptık. Yani seçim özel in-out yaptık.
ve maddeler dolu. Üç de değil bu hafta. Dolu. Şimdi ilkinimizde başlıyoruz. Kısa kısa geçeceğim. Artık mamrası biraz daha az. Maddesi çok mean out. Arkadaşlar ilkinimiz Türkiye'yim be. Vallahi Türkiye'yim. Helal olsun diyoruz sana. Hiç beklemediğimiz Orta Doğu ülkesi. Bizi şaşırttın, gururlandırdın, mutlu ettin. Orta bölgelerde üzdün ama olsun, seni de aramıza alacağız. Türkiye'yim diyoruz. İkinci inimiz arkadaşlar 5 büyük şehir ve hayatında ilk kez %44 ile bizi mutlu etmiş Kırşehir. Kırşehir senden hiç beklemezdik. Kırşehir kardeş kentimiz. Yazda da senden alıyorum. Vallahi billahi devrim yük alıyorum. Kafamı dinleyecekler bundan sonra benim Kırşehir arkadaşlar. Kırşehir canımız ciğerimiz diyoruz. Ve 5 büyük şehir haftanın ini. Bizi mahcup etmedin. Bizi mutlu etti. Yüzümüzü güldürdün be 31 Mart akşamı. Üçüncü haftanın ini. Belediye lokallerinde alkol satışı başlıyor arkadaşlar. Gidin biranızı, patates kızartmanızı emcürün. Vapurlarda rakınızı talep edin. Şöyle martılara simit atarken bir dublede yandan çay bardağıyla çekin. Bundan sonra belediye lokallerinde gönlümüzce efesimizi açacağız. Falanımızı yapacağız, filanımızı yapacağız. Kafamız über rahat. Artık bademe, çaya, oralete son. Bir diğer maddemiz Devlet Bahçeli'nin gravatı. Kravat değil, gravat ama G ile. Yine yaşlı kurt gazetecileri azarladı. Çok da haklıydı. Yersiz bir soru soruldu adama. Yersiz bir övgü geldi. Yaşlı kurt hemen çat diye cevabını yapıştırmayı bildi. Kravatın sırası mı dedi. Değildi be. Harbiden kravatın sırası değildi. Kravat güzel de değildi. Orada yapıştırmakla da yettin. Yalakalığa da geçit vermedin. Helal olsun diyoruz. Bir diğer haftanın ini Bilecik Pazar Yeri Başkanı Zekiye Tekin. Ya Zekiye abla sen ne kadar güzel bir insanmışsın ya. Mobbing'den aldığın işten kovulmayla yükselip yükselip belediye başkanlığını nasıl koydun ama? Yemin ederim Zekiye Hanım başkanımız, Zekiye başkanımız gururumuz. İnşallah en kısa zamanda yolumuz Bilecik'e düşer de düşmez ama hadi düştü diyelim. Ben senin özellikle bir çayını içeceğim. Aa bak bu kızı da alacağım geleceğim sana hayırlı olsun ha. Bir diğer in maddemiz hemen hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Birlik beraberlikle geçen uykusuz geceler. Ay o halimiz neydi bizim öyle ya? Sabaha kadar verileri verin, verileri alın, açıklayın. Ekrem Başkan oradan, biz buradan. Bu işi hiç bırakmadık. Yemin ederim sağcısıyla solcusuyla öyle mi kol kola verdik. Sabaha kadar Twitter'ımızın başında klavyelerimizde, sandıklarda, YSK'da nöbetimizi tuttuk. Ve sonunda da kazanmayı bildik. Arkadaşlar ilk alt maddemiz İstanbul'u terk edeceğim alt. Artık İstanbul'da terk edecek bir taraf kalmadı. Her yer yemyeşil olacak. Vapurda biramızı içeceğiz. Onu yapacağız. Parklarımız gelecek. Yatacağız, güneşleneceğiz. Medeniyet gelecek be. Ekrem Başkan sayesinde artık İstanbul'umuzdayız. Hep evlerimizdeyiz. O Ege'ye göçeyim, yok ben Yunan'a kapağı atayım, yok Berlin'e ben nasıl oturma izni alırım diye endişelenmelere son. İstanbul'umuz bundan sonra 4,5 yıl boyunca en az başımızın tacı. İkinci alt maddemiz veri akışı. Bu veri akışı işte geldi gelmedi, ay benim keyfim yerinde değil, vay arkadaşlar işte ben şu anda talimat bekliyorum. İşte vay efendim ben bu evrakları nasıl yok ederim, dur bize 5 dakika verin, 10 dakika daha verin diye. Veri akışını sağlamayıp bizi uykusuz bıraktınız ve sizi artık altı da hak ettiniz. Üçüncü altımız bıyık. Bıyık sevgisi. Şu alt. Şu alt. Bundan sonra bıyıklar, bıyıksızlar, sakallar herkes istediği gibi. Sen niye bıyık bırakmadın sorusu alt bundan sonra. Dördüncü alt maddemiz erken yazılan köşe yazıları. Arkadaşlar böyle patlar. Siz anladınız ne demek istediğimizi. O yazıları öyle bir geceden yazıp kuluçkaya yatmayacaktınız. Rezil olduğunuzda kaldınız. Bu kaçıncı rezil olmanız? Utanmanız da yok. Artık biz sizi out'a atmayalım da ne yapalım? Bir diğer out maddemiz asla kaybetmezler algısı out. Ha, burada hepimizde de olan o umutsuzluk. Abi bunlar nasılsa kaybetmiyorlar ya. Ben sana mı gitmesem? Yok ben seçimi izlemeyeyim. Vallahi tadım kaçtı gibi tripler out. Kaybetmeyi de biliyorlar, kazanmayı da biliyoruz. Yeter ki arkadaşlar birlik beraberliğimiz olsun. Yeter ki bunların karşısında tek yumruk yekpare çıkalım. Devam ediyoruz. Balkon konuşması out. Ne oldu? Tatsız çıkıldı. Filan oldu falan oldu. Uğurlu ceket de giyilmemişti. Belki de her şey o yüzden oldu. Ekose'de out. Balkon konuşması out. Aşağıda dinleyenler out. Her şeyde out falan filan. Evet. Arkadaşlar vallahi bunu yapmayın ya. Vallahi utandık ya.
kazanmadığınız seçimin teşekkür afişi aldı. Yani her yerde teşekkürler. Ekrem Başkan'a teşekkür ediyorsunuz. Ha, başımız gözümüz üstüne ama diğer türlü yakışmıyor diyoruz. Bir diğer alt maddemiz artık siyasi arenadan, siyasi sahneden o kare kafasını görmeyeceğimiz inşallah ki Mustafa Sarıgül diyoruz. O öyle sokak aralarından halkı kornalarla selamlamakla olmuyormuş. Artık sen yoksun kardeşim. Sen artık başka yerlerde deneyeceksin çantını. Süpermarket aç, Çantaşı'da güzel bir büfe aç, gazete bayiyi aç, ayakkabı tasarla. Yenge bu işlerden anlıyor gibi bir hali var. Galatasaray'la ilgili amigoluk yap. Ali Samiye'nin önünde işte köfte sat filan. Geç Ali Samiye'nin de yok artık ama sen gene orada sat. Bu tip işler bak senin kalemin gibi gözüküyor. Benden sana bir tavsiye buradan. Mustafa Sarıgül out diyoruz. Arkadaşlar kim out biliyor musun? Ay, yemin ederim elimin tersiyle o böyle ağzının ortasına vurmak istediğim ama tabii ki insan haklarına saygılı bir insan olduğum için vurmadığım Buket Aydın'ın kahkahası out. Buket Aydın keşke komple hayatımızdan out olsa ama şimdilik herhalde bir avaneliğe devam ettiği müddetçe bizde olacak gibi gözüküyor. Ama kardeşim işte görüyor musun? Döner dolaşır, keser döner, sap döner. O kahkahalar böyle diye suratınızda donu verir. Devam ediyoruz. Son alt maddemiz muhalifliğin suç olması. Artık yani ülkenin %60'ına suçlu demek keyfiniz bilir diyorsanız deyin ama biz bunu çoktan alt maddeye çıkardık. Dinlediğiniz için, katlandığınız için, sandığa gittiğiniz için, uyumadığınız için, sahip çıktığınız için teşekkürler. Programı kapatıyoruz herhalde artık. Artık kapatalım. Bir aniden bu haftalık bu kadar. Nilperi iyi ki geldin. Nilperciğim teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Harikaydın. Çok güzel. Mükemmel bir konuktu. Çok çok iyi geliyorsunuz bana. Çok teşekkür ederim. İnşallah siz de mükemmelsiniz. İnşallah haftaya yine mutlu olabiliriz. İnşallah. Ben yokum. Ben yokum. Olurum. Oley be. Ulan koca yürekli. Cibuti'ye selam olsun diyoruz arkadaşlar. Programı o şekilde kapatalım. Kapatalım. Cibuti'ye selam gönderelim. Cibuti'ye selam olsun. Sayın Büyükelçimizin Paris tayinini merakla ve heyecanla bekliyoruz. Kapattık, kapattık, kapattık. Yemin ediyorum Nilperi ile kendini Golden Couple sanmaya doğru. Ben kalkayım. Hasan burada Hasan, sonra yok. Hasan Nilperi'ye minik trip mi? Abi bir tane trip benle yer değiştirme. Bir şey söyleyeceğim. Hasan'dan benim de sevgilim var açıklamasını bekliyorum ama hala yapmadım. Hala yaptım gerçekten. Kardeş bu her zaman işe yarar. Ve bu arada gerçekten var Hasan. Bayıldım. Başarıyı. Ne yapmışlar buna ya? Bir şeysin çok farklı. Bir sıkıcı konuya daha geçiyorum. Hızlıca geçelim bunu da. Yok sen... ben çok eğleniyorum vallahi ya. Mı? Vallahi çok çok iyi gidiyor. Canım dostlarım benim. İşte budur. Dostlarım değil de Hasan bir üzüldü ama neyse. Hasan dostlarım dedi kanka. Hakikaten. Hasan kanka ayağı yapıyor kusura. Hasan kanka deme lazım olur bana. Baştan kaç kere izledik. Sahnede de bulduruk bulduruk. Baya iyiymiş bu arada ya. Gerçekten fena değil evet, yani. Ya, bizim ya, bayağı... yapılması var ya. Ülkemizde. Yaşamayan. Yaşamayanlar övülüyor abi. Evet. Sizde hiç utanma yok mu ya? Yani. Vizyon var ya. Çocuk biraz büyüyünce. Ben de gidemedim Utku. Beraber biraz gideceğiz. Büyüyünce mi? Tabii Can'la beraber gideceğiz. Babaanneye falan şey bırakacağız. Ya. Yalana bak. Samimiyetsizliğe bak. Niye ya? Lan bırak her gün dışarıda toplantılasın. Bir gün dışı oyuna git. Ayça da gelmedik ya. Vallahi ya. Biz gittik ne zaman isterseniz. İnşallah izleyemez. Her zaman kapılarımız açık. Kanka sen de açıktın ya yavaş. Ay ben öyleyimdir. Marka kız o zaman havada ucuz. Aman karıştı Aslan'cığım. Hep Nilperi'nin geldiği bölüme denk veriyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın bugün böyle. Ben bugün artık Hasan Baba derbe eder arkadaşlar. Kimse Hasan'ın kusuruna bakmadınız. Matrix'i de veriyor. Matrix adam biraz abartılmış. Ay öyle demedi. Nilperi öyle demedi. Matrix'i severim ama hayır, çok fazla sevdim. İzlemedim Arda Arda'yı. Sevdim sevdim evet. Bir rahat bırakır mısınız? Ama Blue TV'nin özellikle orayı kesmiş olması zaten. Ya bir konuyu olur. Açıklayayım ya. Aynen bir konuyu öyle. Açıklayayım aynen ya. Aynen bir saniye. Hasan'cığım Nilperi sana şok olmuş bir vaziyette baktı. Bak şu an utandı senden biliyor musun? Onu da Hasan değil, onu da Kaan önce bana böyle şey yaptı. Ben Nilperi'ye bir şey demiyorum, sen benim sözümü kesip duruyorsun ya. Evet bir anlatsın. Kavga, polemik! Sesini yükseltiyorsun, Hasan şu an puan topluyor. Ben seni uyarmak için söylüyorum. Çok bindi. Sesler üst üste çok biniyor. Sırayla konuşalım. Önce Nilperi konuşsun, sonra ben de Nilperi'yle sohbet edeyim. Siz kendi aranızda konuşun, tamam mı? Bu sırada. Nilperi çok haklı. Normalde ideali bu.
gaz yok. Bugün mizantropluğa son mu be burada? Evet. Nilperi'nin hatırına. Tamam var da okey, bu gaza gelmeyelim bence. Senin için çünkü iki hatır var. Selahattin Demirtaş, Nilperi Şahin. Böyle bir saçmalayalım. Ne alaka oğlum? Geldi kadına ya. Ve o istedi. Yasak olmasına rağmen. E bizim bizde de öyle bir şey oldu. Sen şu an Nilperi'yi kaybettin. Ay hakikaten yasak. Hasan, evet, sen de verdin yani Hasan. Hasan ben zaten ona veriyorum. Hasan bir şey söyleyeceğim. Bu kötü bir yani, evet. Gereksiz bir anım oldu. Neyse neyse Nilperi ya da bu olsun diyor. Hasan ne diyorsun ya? Olaya bak ya. Hasan inanılmaz bu olay lan. Çok iyi ya. Hasan bir tane yükseldim sana şu an ya. İnanılmaz ya. Kanka sen bu olayı nasıl Twitter'a yazmışsın? Arkadaşlar abartıyorsunuz diyenler olabilir. Evet. Yakından görmeniz lazım. Böyle bir şey yok. Şey hatırlıyor musunuz ya, Hasan'ın Nilperi'ye gelip çayı açık mı içersin dediği gibi. Açık değil abi. Hangi bardaktı içersin? Utku ne olur sakin. Utku sen bir babasın.